Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, Türk milletinin teminatı, değerli dava arkadaşlarım, 2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde oy kullanan yaklaşık 6,5 milyon Türk gencinin büyük bir çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na teveccüh göstererek Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine ulaşma noktasında bir irade ortaya koymuştur. Biz inanıyoruz ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı yine aynı başarıyı gösterecek. Türk gençliği bir kez daha Türk ve Türkiye yüzyılına büyük bir destek verecektir. Genel seçimlerde Cumhur İttifakı diyen Türk gençliği yerelde de Cumhur İttifakı diyerek biz buradayız diyecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayımız Sayın Murat Kurum Bey'i sonuna kadar desteklediğimizi, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı İstanbul adayımız olan Sayın Murat Kurum Bey'e adaylığının hayırlı olmasını diliyor. Her türlü gücümüzle yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin şu sözleriyle ifade ettiği gibi, gelecek Türk milletinindir. Yeni bir Türk asrı önümüzdedir. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hiçbir bozguncu, hiçbir devlet ve millet muhalifi milli ülkülerimizin gerçekleşmesini engelleyemeyecektir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere en güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Bu kapsamda Cumhur İttifakı adaylarımıza ülke ocakları olarak Türk gençliği ile birlikte tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci döneminde yerel yönetimlerin tamamının Cumhur İttifakı yönetimleriyle kavuşmasıyla belediyelerimizin hükümetle uyumlu bir hizmet yoluna çıkması devletimizin ve Türk gençliğinin geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Türk gençliğinin çatısı olan ülke ocakları daima istiklal ve istikbalimize her alanda sahip çıkacaktır. Bugün buradan İstanbul'daki ülke ocakları başkanlarımız, üniversite teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız ile istişarelerimizi yaparak sahadaki çalışmalarımızı başlatıyoruz.